toplantısı, eğitim toplantısı karaciğer nakli konusunda özellikle çok önemli tartışmalara neden oluyor. Biliyorsunuz Türkiye son 10-15 yılda organ nakilleri konusunda çok önemli bir aşama kaydetti. 2002 yılından günümüze kadar tüm Türkiye'de yapılan organ nakli sayısı 35 bin civarında. Karaciğer nakline baktığımız zaman da yine 2002'den sonra günümüze kadar 8600 karaciğer nakli yapılmış. Bize bu toplantıda sponsorluk yapan Memorial Sağlık Kurumu'na, Novartis İlaç firmasına, Kansuk, Ra İlaç ve diğer arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Dünyada karaciğer nakline baktığımız zaman tabii şu turuncu olan canlı nakil, mavi olan kadavra nakil. Ülkemiz sayı olarak baktığımız zaman Amerika, Fransa, özellikle Amerika, Brezilya ve Fransa'dan sonra sayı olarak en çok nakil yapan ülkelerden biri. Ama tabii milyon nüfus başına vurduğunuz zaman ülkemizin bulunduğu bölge şu bölge. Gerçekten sayı olarak da dünyada en tecrübeli canlı nakil yapan ülke gördüğünüz gibi biziz. %1'lerden %5'lere çıkmanın ne demek olduğunu Zeki Bey de söyledi. Ancak içinde çalışanlar bilir. Mehmeteli Bey eğri verdi dikkat ederseniz. Niye olmadığına, insanların niye hayır dediği. İlk üç hayra bakacak olursanız olayın nerede yaptığı belli. Bence en güzel bir şey son zannediyorum 3 hafta içinde Van'dan 3 tane organ çıktı. 3 tane donör çıktı Van'dan. Batman'dan 2 tane donör çıktı. Bence bu Türkiye'deki bu konuda çalışan arkadaşlarla beraber Sağlık Bakanlığı'ndaki bürokrat arkadaşlarımızın büyük desteği olmuştur. Yani şu aşamada gidişimizi çok iyi görüyorum. Eğer eğriyi %50'ye getirebilirsek hep beraber kadavra canlı eğrisini, ondan sonra zaten canlının da azalacağı düşüncesini söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Bugün Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Gelişme Derneği'nin ikinci toplantısını, karaciğer nakliyle ilgili ikinci toplantısını yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık. Bugün daha bu yıl daha büyük bir katılım var. Olay şu aslında, Türkiye'de son 10 yılda çok önemli gelişmeler oldu organ nakli konusunda, özellikle de karaciğer nakli konusunda. 2002'den günümüze kadar baktığımız zaman 8600 civarında karaciğer nakli yapmışız Türkiye'de biz. Bu büyük bir rakam. Yıllık da 1200 civarında gidiyor. Nüfus başına baktığımız zaman dünyada en çok canlı vericili karaciğer nakli yapıldığı ülke Türkiye. Yani biz şu anda bir numarayız dünyada. Önceden eğitim için doktorlarımız yurt dışına giderdi. Hastalarımız nakil olmak için yurt dışına giderlerdi. Şimdi eğitim için yurt dışından Amerika'dan bile doktorlar yanımıza gelip eğitim almaya başladılar. Hastalar Türkiye'yi artık tercih ediyorlar. Bu bizim için güzel bir şey. Canlı değil mi hocam? Evet, canlı vericili karaciğer naklinde Türkiye, dünyadaki en tecrübeli hekimler Türkiye'de artık. Merkezler Türkiye'de artık. Bu o anlama geliyor. Bugünkü toplantımız da aslında bunun bir değerlendirmesi. Türkiye'deki hekimlerimizi bu şekilde bilgilendirmek, yetkin kişilerden bilgi alışverişinde bulunmak, tecrübelerimizi paylaşmak için yaptık. Çok güzel ve çok bilimsel bir toplantı olarak geçiyor. Karaciğer nakli konusundaki her şeyi konuşuyoruz. Karaciğer nakli ne zaman yapmalıyız? Geç mi kalıyoruz? Erken evre hangisi? Bütün detayıyla tartışıyoruz. Dolayısıyla çok verimli bir toplantı geçiyor. Bundan sonraki dönemlerde de biz yine derneğimiz olarak uluslararası platformda da bu çalışmalara devam edeceğiz. Bizim derneğimizin ana iki amacı var. Organ nakli konusunda hekimlerimizi eğitmek, bu konuda bilimsel toplantılar yapmak, burslar vermek. İkincisi de organ bağışına katkıda bulunmak. Çünkü Türkiye'de kadavra organ bağışı gerçekten yetersiz durumda. Yılda biz 400 civarında kadavra organ yapıyoruz. Kadavra organ çıkarıyoruz. Ama bu normalde olması gereken rakam 1700-1800'lerde. Daha burada birçok açığımız var. Evet, canlıyı çok iyi yapıyoruz, çok da yapıyoruz ama asıl amaç, asıl hedef kadavra organ naklini artırmak. Onlar daha çok kadavra ağırlıklı çalışıyorlar. Canlıdan canlıya deneyimleri az.
Amerika 250 milyonluk bir nüfus. Yılda yaptıkları canlı vericili karaciğer nakli sayısı 200. Türkiye'de 980 bin arası. %80-85'lerde canlı vericili karaciğer nakilleri yapılıyor. Kadavra oranı daha düşük. Yani bizim organ nakli konusunda batıdan bir tek eksiğimiz veya farkımız diyelim, kadavradan yeterince organ nakli yapamama. Hocam, siroz demek ölüm demek değil dediniz. Yani sirozun her hastanın nakil olma şansı var. Tabii önceden bu hastalar yani karaciğer nakli yapmadığımız zaman ölüme terk ediliyordu. 15-20 yıl öncesini düşünün. Türkiye'de 10 veya 15 tane yılda karaciğer nakli yapılıyordu. Geri kalan hastalarımızın hepsini kaybediyorduk. Belki 3-5 tanesi yurt dışına, Avrupa'ya veya Amerika'ya gidip yapılabiliyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi devletimiz bütün imkanlarıyla organ nakline çok büyük bir önem veriyor. Ve bütün hastaların ödemelerini gerçekleştiriyor. Yani kamuda da olsa, özelde de olsa karaciğer nakli olacak bir hasta herhangi bir para ödemeden çok rahatlıkla karaciğer nakli olabiliyor. Ki çok pahalı bir tedavi şekli karaciğer nakli. Ağır bir tedavi şekli. Dolayısıyla bu büyük bir olanak bizler için, hastalarımız için. Nakil yapmadığınız zaman bu hastaları kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bir diyaliz gibi bir alternatifimiz de yok. Onun için bu hastaları çok yakından takip etmek gerekiyor. Erken dönem sirozdan başlayıp son döneme gelinceye kadar çok yakın takip edip ve zamanı geldiğinde de karaciğer naklini yapmak gerekiyor. Çünkü çok geciktiğimizde nasıl başarılı sonuçlar vermeyin hocam? Ne kadar çok ağırsa hastanın karaciğer yetmezliği, nakil sonrası başarı şansımız da azalıyor o kadar. Ama erken evrede de yapmak yanlış oluyor. Çünkü bir insanın her ne kadar kötü olursa olsun kendi organı hepsinden, her şeyden daha iyi. Bunun bir sınırı var, bir ölçüsü var. Bu sınırı yakalayıp ona göre organ nakli yapmak gerekiyor. Hocam, siz dünyada birinci canlıdan organ nakli. Canlı vericili karaciğer nakli. Canlı vericili. Tabii bu konuda biz hem yurt dışına eğitim seminerler vermeye gidiyoruz. Üniversitelerle anlaşmalarımız oluyor. Hem de onlardan bize talepler var. Yani önümüzdeki ay Amerika'dan bir uzman gelip benim yanımda bir yıllık eğitim alacak mesela. Hemen her ülkeden, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Rusya'dan hekimler geliyor ve tercih ediyorlar. Evet. Başarı oranlarımız da oldukça iyi. Yani dünya standartlarının altında değil, belki de üstündeyiz diyebiliriz. Oran şöyle, yani benim kendi merkezim için verecek olursam bir yıllık sürvi dediğimiz, yani yaşam beklentisi %90'ların üzerinde. Bu dünya standartlarında bir kademe üstünde. Uzun dönemde iyi takip edebilirsek bu hastalarımız çok normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Ben teşekkür ederim.